Sevgili izleyicimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Sizlerle birlikte kutsalla mesedilmek konusunu işlemekte olduğumuz 5 programdan oluşan serinin son programındayız. Ve konum olarak da Pastor Hamdi Erman bizlerle birlikte. Pastor Hamdi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu seriyi yapmak gerçekten çok büyük bir zevk. Çünkü inanıyorum ki biz de burada zaten ruhun mesedişini, evet. dokunuşunu hissediyoruz. Ama inanıyorum ki Tanrı birçok insana dokunuyor. Evet. E, zaten bu da önemli Tanrı'nın dokunuşunu almak yani Tanrı'nın dokunuşu değil mi? Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın e, olağanüstü kul şekilde kullandığı insanların hepsi Tanrı onları olağanüstü kullanmadan önce Tanrı'nın olağanüstü dokunuşunu yaşadılar deneyimlediler değil mi? Doğru. Çünkü Tanrı'nın sana olan dokunuşu senin aracılığınla olan dokunuşundan önce olmalı ve e, işte bunu, bunu vurgulamaya çalışıyoruz yani kutsal meseleni almadan Gidemezsin. İsa gidin dedi ama bekleyin. İlk önce ruhun ruhla mesedilin, ondan sonra gidin. Ve öğrencileri beklediler, değil mi? Pentekos evet. gününe kadar o evet. ilk ilk kilise döneminde beklediler. Evet, sabırsız olanların çoğu ayrıldı, gitti. Ne zaman gelecek dedi. Ee, acaba mı gelecek gibi sorularla e, kendilerini o harika armağandan uzak tuttular. Ama sabırla İsa Mesih'e inananlar bekle sözünde beklediler. Evet, bu da ilginç çünkü. Paulus bir yerde diyor ki hmm. e, Korintler iki, ya bir ya ikinci bölümde yani e, diyor ki e, Rabbimiz diyor ölümden dirildikten sonra 500 kardeşe göründü yani demek ki 500 kişiye İsa Mesih ölümden dirildikten sonra göründü. Evet. İşleri birinci bölümde de öyle diyor yani ölümden dirildikten sonra hmm. diyor 40 gün boyunca e, öğrencilerine göründü hmm. yine harikalar belirtiler gösterdi onlara anlattı tane egemenliği hakkında e, vaatler verdi, buyruklar verdi. Evet. Yani demek ki 500 kişiye görünmüş. Hı hı. Ama yöre alınırken de beklemelerini söyledi. Pentekos gününe kadar yani 50. güne kadar beklediler. Elçen işleri 2. bölümde 120 kişi görüyoruz. Demek ki o 500 kişiden 380'i bekleyememiş. Yani dikkatleri dağıldı. Belki kendi işlerine ona buna şuna odaklandılar ve ama 120 kişi kaldı. Hı, hı. gününde ve o 120 kişi artık Görüyoruz ki diyor, imanların hepsi birlikteydiler. Aynı yerde birlikteydiler. Bu çok önemli. Yani sadece fiziksel olarak bir mekanda birlikte olmalarından da öte, ruhta, düşüncede, beklentide, amaçta da bir evet. olmuşlardı. Tek bir öncelikleri vardı kutsal ruhu almak ve Tanrı'ya hizmet etmek değil mi? Zaten kutsal ruhu almasalardı yine onlar da öyle bekleyeceklerdi. Ama kusarı alınca kusarı o mesediş onları bir harekete geçirdi. Dışarı çıktılar. Dışarı çıktılar. Orada kalmadılar. Zaten genelde de öyle olmuyor mu? Mesediş seni gelip seni doldurur zaman bir şeyler Rab için bir şeyler yapmak istiyorsun. Evet. İnsanların ihtiyaçları olduğunu biliyorsun. İnsanlar sıkıntı içinde, hastalık içinde, dert içinde, yoksulluk içinde, o insanlara ulaşmak için yüreğinde bir ateş yanıyor. O sevgiyle beraber o ateş seni itiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsun insanlar için. İsa da zaten bunu istiyor. Hmm. Onun için mesediş altında olun diyor. Bir şey yapmamızı istiyor. Ama biz mesedişi almazsak, beklersek, beklersek mazeretler uyurup da bugün mü yarın mı ama şu ihtiyacım var. Ama şu ihtiyacım var diyerekten odak noktamızı kaybedersek Rab'ten maalesef geride kalacağız. Evet. Evet, günümüzde de aynı şey geçerli. Birçok imanlı geride kalıyor. Tanrı'nın mükemmel isteğinin çok çok azında, çok çok daha düşük bir seviyesinde yaşıyor. Neden? Çünkü bir adanma lazım, bir arınma lazım ve bir donanma lazım. Yani e, bundan birkaç yıl önce işte e, taşınmıştık, evde işte e, lambaları, avizeleri falan taksın diye elektrikçiyi çağırdım. Evet. elektrikçi var mı yok mu işte şurada bir köşede elektrikçi var telefonunu aldım aradım adam geldi kapıyı adresi verdim içeri girdi işte mobilyalar falan taşınıyor hala işte yerleşiyor falan yeni yere. dedim şunları falan tak yani benim vaktim yok Uğraşacak Sen de elektrikçisin yap Adam geldi döndü bana dedi ki e, işe girişti falan 2 dakika sonra dedi ki ya bir tornavidan var mı evet. dedim, da Şurada kutu vardı alet kutusu bulayım bir tane Gittim alet kutusuna tornavida Verdim işte Sonra döndü bana kontrol kalemin var mı? Ya kardeşim dedim sen nasıl elektrikçisin? Kontrol kalemsiz elektrikçi gelir mi? Donanımın yok mu? Yine döndü bana elektrik bandın var mı? Ya dedim kardeşim ben habire seninle ilgileneceksem gidip geleceksem ben kendim yapardım bunu. Ben kendim müsait olmadığım için seni çağırdım. Bir dedim sen nasıl elektrikçisin ya buraya alet takımını bir şeyine gelmedin mi? Ya işte öbür öbür usta mı çırak mı ne? aldı gitti başka bir işte müştericisi sen yani çağırınca işte ben de geldim bekleyemedim falan. E sen dedim donanımsız gelmişsin. İşi yapamazsın. Ben de sana para mı vereceğim dedim. Yani şurada dedim yani bari dedim madem ben yapayım ya çekil o zaman. Gönderdim adamı. Neden? İşi yapmak için donanıma sahip değildi. işte İşte kilisede birçok zaman aynı durumda. Pastor Tanrı'nın bize verdiği görev Tanrı'nın egemenliğinin gücünü, iyiliğini, lütfunu insanlara taşımak. Öyle. Müjde bu. Öyle. Sadece lafta değil, eylemde de. Hastaları iyileştirmek, cinleri kovmak, müjdeyi durmak, bunların hepsi bir paket. Yani bir e, kutsal kitapta e, çok güzel bir benzetme var. İsa mesi e, meyve veren incir ağacına değil mi? E, bütün öğrencilerin önünde lanetledi yani herkes de şaşırdı diye. Ben şunu düşünüyorum yani İsa Mesih bizim meyve veren bir ağaç olmamızı istiyor. Evet. Yoksa kuru bir imanlı olduğumuz zaman hiçbir şey yapamayacağımızın bilincinde o da var. Evet. Onun için onun için bizi donatmak istiyor. Evet. Onun için ruhsal açlıkla ona gelmemiz lazım. Meyve veren zaten ne diyor? Sizi meyvenizden tanıyacağım diyor. Yani onun önünde durduğum zaman belki bize soracağı bir tek şey var. Sana bu kadar imkanları, bu kadar lütufları, armağanları verdim. Hangisini kullandın? Ne yaptın? Acaba ne yaptı? Acaba başımız, Kaç kişiye ulaştın? Acaba başımız dik onun, onun o görkemine bakabilecek miyiz? Yoksa başımız önümüzde iki bacağımız aramıza mı sıkıştıracağız? Bu çok önemli. Ben her zaman bunu düşünüyorum. Evet. Ne e diyeceğiz? Rabbe gelmişiz. Bazen bize bu kadar lütufkar, bu kadar seven, her şeyini veren harika, doğru bir Rabbimiz var. Egemen bir Rabbimiz var. Niye biz bunu kullanmayalım ki? Niye başkalarının hayatına bize dokunmayalım ki? Onun evet. aracılığıyla. Yani bu önemli. İşte bize verilen bir görev var. Evet. Her imanlının bir görevi var, bir kutsal bir çağrısı var. Herkes için aynı olan genel görevler var. Müjdeyi duyurmak Hı -hı. işte bunlar. Ondan sonra da herkese özel olan bireysel görevler var. Evet. Kimini müzik hizmeti için meseler, kimini vaaz etmek için, kimini öğretmek için, kimini gezgin bir müjdeci olmak için, kimini peygamber olmak için, kimini kilise kurmak için, bir elçi olmaya. Yani çok farklı kimin kimini kilise önderi, çobanı işte pastör olmak için meseler, kimini yardım etmek için meseler, kimini sekreter olmak, kimini doktor olmak, kimini avukat olmak için, kimini işte kameraman, medyada hizmet etmek, çocuklara hizmet etmek, yani çok farklı çeşit hizmetler var. Evet. Her birinin de özel bir çağrısı var. Ve her özel çağrı içinde özel bir mesediş var. Doğru. İmanlar için genel bir mesediş var. Ve herkes için de özel mesedişler var. Ve bu mesedişler nedir? İşte bizim görevi, işi başarmamız için gereken üstü donanım. İşte sen elektrikçisin ama gidiyorsun. Ne kontrol kalemi var, ne elektrik bandı var yanında. İşte ondan sonra işi yapamazsın. Yetersiz kalırsın. İşte kilisede bu mesedişi almazsa yetersiz kalacak. Görevini yerine getiremeyecek. Doğru. Belki çağrısını biliyor biri. Ama ne diyor? Çağrılanlar çok, seçilenler azdır. Neden? Çağrılanlar çok... Ama çağrısına cevap verip de o mesedilmek için gereken bedeli ödeyen azdır. Ve şunu söyleyeyim. Evet İsa Mesih kutsal ruhu alabilmemiz için, bu armağanı alabilmemiz için gereken bedeli ödedi. Ödedi. Ama biliyor musun bizim de ödeyeceğimiz bir bedel var. Tabii. Birisi bana sordu neye mal olacak bu benim için? Ben dedim ki her şeyine. Aa yok çok fazla istiyorsun. İsa'yı da aynısını söylediler. Büyük bir kalabalık İsa'yı izliyordu. Bir gün İsa dedi ki bir dakika dedi. Eğlence için izliyorsunuz. Mucizeleri görmek için izliyorsunuz. Sizi doyuruyorum. Bedava yemek var. Ekmeği balığı çoğalttım hmm. izliyorsunuz. Ama dedi ki benim kanımdan içmeden, benim etimden yemeden bana layık değilsiniz. Oo dediler. Bu adam ne diyor ya? Aslında İsa'nın söylediği nedir? Ben %100 tamamen adanma istiyorum. Ciddiyet istiyorum. Evet. Bugün var, yarın yok. Boş adam istemiyorum. Ben gerçekten beni her şeyimle izleyecek ölümümde bile izleyecek adam arıyorum. Çarmıhtaki ölümümde bile beni izleyecek adam arıyorum. Evet. Oldu. Bu Bu sözler çok çetin sözler. Sen bizden çok fazla istiyorsun. İstiyorsun dediler ve büyük o kalabalığın çoğu onu terk etti ve o günden sonra onu izlemediler. Kala kala 12 tane öğrencisi kaldı. İsa da dönüp onlara dedi. Siz de mi gideceksiniz? <laughs> Hadi gidin. Yok yok dedi Petrus. Nereye gidebiliriz ki? Yaşam sözleri sende. Nereye Amin. gidebiliriz? Yani bunun bir bedeli var. Evet. Bedeli nedir? Belki dışlanma. Belki alay edilme. Belki e, insanlar tarafından baskı ve zulüm görme. Belki yanlış anlaşılma. Belki ailen tarafından reddedilme. Belki ülkende cüzdanlı bir görünmek. Belki kilise çevresinde bile cüzdanlı bir gibi, gibi görünmek. Yani ne demek? Dışlanmak. Yıllar boyunca ben kutsal ruh hakkında konuştuğum için bazı insanlar benimle konuşmak bile istemediler. Fark etmez. Ben insanı kazanmak değil kutsal kazanmak ve Tanrı'nın bana öngördüğü ödülü kazanmak istiyorum ve canları kazanmak istiyorum. Amin. Dediler sen, ilk televizyon programını yaptığın zaman dediler aman aman sen ne yapıyorsun dediler. E, i̇man duası, tövbe çağrısı yapamazsın televizyon programında insanlar alınır. Yaptık, yıllardır yapıyoruz. Şimdi onu söyleyenlerin aynıları yine aynı iman çağrıları yapmaya başladılar. Çünkü korkuyordu bazı insanlar. Düşündüler ay başımıza bela olacak. Ne oldu hiçbir şey olmadı ama birçok insan, yüzlerce insan bu dualar aracıyla da İsa Mesih e iman etti, kabul etti ve ne oldu? Canları kazanıyoruz. Yani insanları hoşnut etmek için yaşarsan yani kimseyi memnun edemezsin. Evet. kutsal kitap ne diyor? İnsan korkusu tuzaktır. Ama hmm. Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Bu yüzden ya insandan korkacaksın ya Rab'den. Ben Rab'den korktuğum için de bu meselişi alıp bu mesleğişi işte istediği mümkün olduğu kadar insana aktarmak için hizmet ediyorum. Evet. Hastalara da dua edeceğim. Cine tutsak olanlardan cinleri de kovacağım. Bunu ya, bu, bu tür hizmeti yaptığımız için alay edenler var. O adam sapkın adam diyenler var. insanlara el koyuyor, insanlar ağlıyor, titriyor diyenler var. Beni ilgilendirmiyor ama o insanlar yüzlerce insan iyileşiyor. Daha geçenlerde e, Bulgaristan hizmet için gittikten sonra bir e-mail geldi. Bilmiyordum. 3-4 gün sonra bir, bir kadına el koyup dua etmiştim. kutsal gücü onun üzerine indi. Hmm. Acayip dokundu kadına. Tanrı ve bilmiyorum ne kadının ihtiyacı neydi bile bilmiyorum. Üç gün sonra yazıldı. Kadın doktora gitmiş. Kanserin son aşamasındaymış. Vücudundaki tümörler kaybolmuş. Haleluya. Yani doktorun bile doktordan bile kanıt var. Yani sana şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. İyi ki Bulgaristan'a geldin. İyi ki bu toplantıları yaptın. İyi ki işte insanlar için dua ettin. Eh, onları yaparken Bulgaristan'daki bazı pastörlerde bize karşı çalışıyordu. Toplantıya gitmeyin diye insanları uyarmaya çalışıyordu. Yani ne öcü mü var orada? Yani ne olacak? Anlamıyorum ben. <laughs> ne yapmaya çalışıyorlar? İnsanlara korku işliyorlar. Gitmeyin oraya. Böyle oluyor, şöyle Kaygı oluyor. Kaygı yüklüyorlar. Ya ne oluyor? Gelenler iyileşti. İsa için de aynı şey geçerli. İsa'yı izleyenleri de caydırmaya çalıştılar. Ama aç olan insanlar her şeye rağmen İsa'yı izlediler, ona yaklaştılar, onu sıkıştırdılar. Kalabalıkta bile gelip arkasından ona dokunan o kadını, değil mi? Kanaması olan kadın. Okumuştuk hikayesini. İyileşti. İsa dedi ki imanın seni kurtardı. O kalabalıkta birçok insan İsa'ya dokunuyordu ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı onlar için. Ama kadın. Kadının için hayatında bir, bir mucize oldu. Hayatı değişti. Hayatı tamamen değişti. Tamamen. Halleluya. Sadece e, sadece inanmak lazım. Rabbe güvenmek lazım. Kusura hoş geldin demek lazım. Evet. Ve hayatımızın sadece bir köşesinde değil, hayatımızın her alanında onun özgürce çalışmasına izin vermemiz lazım. Meselesi bu. Evet. Halelüya. kısa bir ara verelim. Sevgili izleyicimiz bu kısa aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsal Ruh Kutsal Ruh'un gücüyle donanmış verimli bir yaşam sizi bekliyor. Artık zayıf ve eksik olmak zorunda değilsiniz. Pastor Derman bu Dermanı ücretsiz sahip olmak için bize yazın. 136 Beyoğlu, İstanbul, e Posta kodu 136B yolu İstanbul, e-posta müjdeturki.msn.com, SMS hattı 534-611-8175 Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Erman. Kutsal ruhla konusunu işlemeye devam ediyoruz. Konuğum olarak da Pastor Hamdi Erman bizlerle birlikte. Pastor Hamdi biraz evvel işte kutsal ruha yaklaşmak için, o mesleği almak için bir bedel olduğuna değinmiştik. Yani evet İsa Mesih kutsal ruh armağını alabilmemiz için gereken bedeli ödedi. Bu bu ücretsiz Tanrı bize bir armağını. Ama herkes almıyor. Neden? Çünkü koşullar, durumlar hep bize karşı geliyor. Şeytan da istemiyor insanların kutsal ruhun gücüyle dolu yaşamasını istemiyor. Çünkü kutsal ruhun gücüyle dolu olan bir insan iblisine gemenliği için bir tehdittir. O yüzden ne yapıp yapıp yapacak? Elinden geleni yapacak. Yalanlarla, şunla bunla, eleştiriyle, alayla, sahte öğretilerle, yanlış düşüncelerle insanları caydıracak, durduracak ki boş, güçsüz, bir imanlı olarak yaşasın. Ama bu bedeli ödemek lazım ve bu Doğru. bedel her şeye mal olacak. Belki e, aileni kaybedeceksin. Bir gün İsa hizmet ediyordu evin içinde hatırlıyorsun değil mi hikayeyi? Evet. Annesi ve kardeşleri dışarıda dışarı çağırıyorlar. İsa gitmiyor, çıkmıyor evden dışarı. Ya İsa gel gitmiyor diyor ki benim annem benim kardeşlerim buradakiler hizmet ettiğim insanlar. Şu anda ihtiyaçlı olan insanlar var. Mesajı hmm. Mesedişe geldiler. Onlara hizmet ediyorum, kendimi düşünmüyorum, onları düşünüyorum. Annesiyle kardeşleri ona alındılar, gittiler, gelmedi diye İsa hiç dışına dışarı çıkıp da arkalarından ay kusura bakmayın işte yani ama birçok insan bunu gördü y yıllar boyunca gördük, kilisemize gelen birçok insanda da bunu gördük. Yani hemen bir arkadaşı acık onu alay etti diye kilise gelmeyi bırakıyor. Nasıl bir iman bu? Yani sen Tanrıya bağlısın o zaman yani ne? bir iğne, şey, pamuk ipliğiyle bağlısın sen Tanrı'ya ama kopmaya hazır. Bu bedeli ödemek lazım yani. E, her türlü zorla, her türlü baskıya, zulme, göğüs gelmek lazım. İlk kilise taş taşlandılar, kılıçtan geçirdiler, e, baş aşağı çanlığa gerildiler, dövdüler aslanların önüne atıldılar. Kafasını kestiler. Kafalı, kafasını kesti. imanların e, Romalılar yani zindana attılar, dövdüler. Her türlü baskı ve zulüm gördü ilk kilise. Buna rağmen cesaretle güçlü bir şekilde devam ettiler. Yani Petrus'la Yohanna'yı hatırlarsın değil mi? O e, kötülüğün iyileştikten sonra yeah. uyardılar. Değil mi? Ondan sonra imanlar yanına döndükleri zaman imanlar nasıl dua ediyor? Elçen işleri 4. bölümün sonu olması lazım. Rabb'i bize karşı savurdukları tehditleri görüyorsun. Rabb'i biz şimdi gideceğiz mağaralarda gizleneceğiz, kaçacağız. Bizi koru, bizi gizle diye dua etmediler. Rab tehditleri görüyorsun. Ruhunu üzerimize dök. Cesaretle müjdeyi duyuralım. Hmm. Ellerini uzat mucizeler yap ve diyor ki yer sarsıldı. Kutsarı tekrar onları taze bir şekilde doldurdu. İşte Tanrı bu tür duaya cevap veriyor Kutsarı'nın kudretiyle ama kaçalım, korkalım, gizlenelim. Programları yapmaya ilk başladığımız zaman dedi ki aman sakın gerçek ismini kullanma dedi biri. Güçlü Arman dersen herkes senin kim olduğunu bilir. Arkandan gelirler dedim. Ne diyeceğim ben? E, başka bir isim kullan. Hayır dedim. Tanrı gerçeği mesheder. Sahte olanı mesetmez. Aynen. Ben, kendi ismimi kullanacağım. Benim adım Güçlü Arman. Ben buyum. Ben buyum ve Tanrı bana verdiği bu, bununla hizmet edeceğim. Beğenmiyorlarsa beğenmesinler. Ya da gerisi gelip birisi bana zarar vermek istiyorsa da yapabilir ama Tanrı beni koruyacaktır. Korkmayacaksın yani. Korkuyla hareket etmek yok. Korkmuyoruz. Doğru. Rabb bizi koruyor. Rabbin kalkanımız, siperimiz, Halehimiz. Amin, amin. <laughs> Her şeyin bir ücreti var dediğin çok doğru. Her şeyin, herkesin ücreti farklı. Bu ücreti ödemek için de iyi bir adamla bekliyorsun. Eğer durumlara bakarak hareket edersen hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaksın. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi iblis bir hırsız gibi geliyor, çalmaya, mahvetmeye, öldürmeye çalışıyor her alanda. Çünkü Rabbin büyük ordusunun olmasını istemiyor. Evet. Çünkü biliyor ki Rabbin güçlü bir ordusu olursa her alanda o kaybedecek. Evet. Planları yerini tutmayacak. Hiçbir zaman bir organizasyon yapamayacak. Her taraftan ateş gelecek ona. O da bunu bildiği için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama garip bir yaratık ya. Yani hiçbir gücü yok. Onun için biz ondan daha güçlüyüz. Mesela verdiği güçle biz bu dünyayı ele geçirebiliriz. Onun için Rab imanda sağlam e, almak isteyen kişilere bakıyor. Evet. Mesela bir, şu kutsal kitapta Matta bölümünde bir ayet var 20. Onu paylaşmak istiyorum 20. bölümde. Eriha'dan ayrılırlarken İsa Mesih ve grubu büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Her zaman olduğu gibi. Yol kenarında oturan iki kör, insanı oradan geçmekte olduğunu duyunca, "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimiz acı." diye bağırdılar. Niye bağırıyorlar? Çünkü bunlar da kör olmasına rağmen sağır değiller. <laughs> sağır olmadıkları için de İsa Mesih'in gittiği her yerde yaptığı mucizeleri duyuyorlar. Evet. Başka hastaların iyileştiğini duyuyorlar. Diyorlar ki, "Şimdi sıra bizde." Haleluya. İsa Mesih yakınımızdan geçiyor ona bir vesileyle onun dikkatini çekmeliyiz. Onu bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Mucizemizin geçip gelip geçmesine izin vermeyeceğiz. Ama her toplumda olduğu gibi parazit olan insanlar da var. <laughs> Kalabalık onları azarlayarak susturmak istedi. Görüyor musun pastor? Biraz evvel dediğin gibi. Hep bir engel var. Bir engel işe var. Gitmeni engelleyecek bir... Baba. Neymiş kutsal ruhla mesut olmak? O bili endillerle konuşmak ne demek? İnsanlara el koymak ne demek? Gibi safsatafalarla insanları caydırmaya çalışıyorlar. Bu adamları da durdurmaya çalıştılar. Ama, Çok gürültü yapıyorsun. Sessiz evet. ol. Ama. Bağırmayın. <laughs> Kilise sessiz olman lazım. Kilisede niye sevinç çığlıklar atılıp halelüye diye bağırıyorsunuz? Sakin sakin otursanız da kilise burası. Niye sevinçten zıplayıp dans ediyorsun? Çünkü sevinçliyim, mutluyum. Şimdi bu, bu, da nereden çıktı? Yani bu da ilginç. Burası kilise, sessiz olup oturman lazım. Bu nereden çıktı? Nerede yazıyor? Nereden çıktı? Yok bu sadece gelenek. Bir yerden çıkmış bir gelenek. Millet kapılmış işte gitmiş. Kilise kavramı kafasına. Çarpık bir kilise kavramı var. Kilise, kiliseyi bir, böyle bir bina sanıyor. Böyle bir görkemli bir bina. Gireceksin böyle şş, sessiz olacaksın. Çık çıkar. Çaksın. o zaman Rabbin gücü orada sanki. Yani çok komik şeyler evet. Kalabalık onları azalek susturmak istediyse de onlar, ama karşı gelir onlar. Ya Rab, ey Davutoğlu Halim Saçı diye daha fazla ba bağırmaya Daha başladı fazla bak. bağırmaya başladı bak o bedel o işte orada utanabilirlerdi. Ay millet Susalardı, söyledi. mucizelerini kaybedecekler. İsa gelip geçecekti fırsatları gidecekti. İsa durup onları çağırdı. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Şu alçak gönüllü İsa'ya bak. Onlar da Ya Rab gözlerimiz açılsın dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu. Mesediş dokunuyor değil mi pastor? Dokunduğu zaman evet ruhun mesediş. O anda aktı. yeniden görmeye başladı ve onun ardından gittiler. Yeniden gördüler ve ardından gittiler işte. Ve uyanışı bir parçası oldular. Evet hayatlarına uyanış geldi. Yani o gözlerin açılması da her şeyin açılması. Şimdi bu çok ilginç yani adamları susturmaya kalkıyor. onlar daha da bağırıyor. Susun. Gürültü patır çıkamayın. Çünkü onlar daha kör da bağırıyorlar. Değil pastor onlar kör değil. Onların ihtiyacı yok. Bunların ihtiyacı var görmeye. Peki şu çok ilginç. Yani adam bağırıyorsa niye rahatsız oluyorsun? Adam kör. Niye rahatsız oluyorsun? Kim rahatsız olabilir? Dindar insanlar rahatsız olur. Özgürlükten rahatsız olan tek kişi tutsak olan adamdır ve özgür olmak istemeyen adamdır. Tutsak olan adam, bağlı olan adam özgür kişiyi görünce rahatsız olur. Mutsuz olan adam mutlu kişiyi görünce rahatsız olur. Ya. Esenliksiz olan adam bir kişinin esenlikli olduğunu Doğru. görünce rahatsız olur. Meselişi olmayan adam birinin mesleğişi aldığını görünce rahatsız olur. Yani bu insan doğasında olan bir şey aynı zamanda. Yani ama bunu defalarca görüyoruz. Yani insanın peşini bırakmayan mesela o Zaka adam Ağacın tepesine tırmandı İsa'yı görmek için. İsa'nın dikkatini çekti bu olay. Dedi ki ben senin evine geleceğim. Bir sürü insan vardı onların evine gitmedi. Bunun evine, onun evine geldi. Niye? Çünkü onlar İsa'nın dikkatini çekti. Neydi İsa'nın dikkatini çeken? İman. Değil mi? Evet. Başka bir zamanda bir adama diyor ki yani İsrail'de bile ben böyle iman görmedim. Bunu söylediği de bir Romalı yüzbaşı. Neden? Çünkü adam yetkiyi biliyor. Diyor ki benim evime gelmene bile gerek yok. Uşağım hasta yatıyor. Yeter ki sen sözü söyle yani emri ver. Çünkü ben biliyorum. Ben emirden anlarım. Emir komuta zincirinden Doğru. anlarım. Ben de yetki altında olan birisiyim. Benim altında da yetki... E, e, yani yetki var. benim yetkim altında da kişiler var. Ben git dediğim zaman gider. Gel dediğim zaman gelir. Yap dediğim zaman yapar. Sen de yetki, yetkiye sahipsin. Sen de mesedeciye sahipsin. Bir kelime söyle iş biter. Gelmene bile gerek yok. İsa diyor işte en sonunda anlayan birini buldum. En sonunda anlayan birini buldum. Bu kadar İsrail'de Tanrı sözüne sahip olup kutsal yazılara sahip olup da hala kör zihniyetle dindar kafayla gezen insanlar var. Hmm. Şu adam Romalı asker ama anlıyor. Anlıyor yetkiden anlıyor, güçten anlıyor. İsa bir sözü söylüyor. O anda adamın uşağı kim bilir kaç kilometre ötede evde iyileşiyor. Neden? Çünkü Mesediş'te mesafe yok. Zaman yok. Ama Mesediş neye tepki verir? Yetkiye. Amin. imana Bu yüzden Tanrı'nın yetkisi var. Bizde de iman olursa o yetkiden bizim imanımıza mesediş akacaktır. Hep o doğrultuda akacaktır. Yetkiden açlığa doğru imana doğru akacaktır. Lütuf kaynağı Tanrı. Lütuf her zaman imana doğru akar. İman lütfu çeker. Ne diyor? Değil mi? Lütufla, evet. imanla kurtuldunuz. Tanrı'nın lütfuna iman edersen kurtulacaksın. Hı hı. İman lütfu çeker. Lütfu çeker. İmansızlık lütfu iter. Ya. Yeah. O zaman kusarun armağanını itenler imansızlık yapanlar. Uuu <laughs> ilginç bir sözdü bu. Çok ağır bir söz bence. Ama doğru bir söz. Evet. Sen Tanrı sana armağan sunmuş. Yok diyorsun. Mesela ben, armağan, ben armağan olan bazı ben kardeşleri tanıyorum. Topluma girdikleri zaman armağanlarını gizliyorlar. Utanıyorlar. Utanmayacağız. Ve bakıyorum onların hayatına. Rab çalışmıyor. Aslında çok büyük potansiyelleri var. Ama utanacak bir şey yok ki. Başkalarının düşüncelerine daha önem verirsen Başka, evet. Tanrı seni kullanamaz. Biraz bir toplantıda söylediğin çok güzeldi. Biz bizim amacımız insanları memnun etmek değil. Bizim amacımız Rabbimiz İsa Mesih'i memnun etmek. Çok et. doğru bir laf. Haleluya. Haleluya. Evet sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim, programın sonuna yaklaştık ve bugün paylaştığımız sözler belki bazılarınızın yüreğine gerçekten çok dokundu ve farkındasınız bir Hristiyansınız, Mesih imanlısısınız ve bugün belki fark ettiniz siz gerçekten potansiyelinizin çok çok daha altında yaşıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar hep onun bunun şunun dediğini dinlediniz. Bu bir günahtır, bu bir tuzaktır. Bundan tövbe etmeniz lazım. İnsan korkusu bir günahtır. Tanrı'dan korkmak yani onu onurlandırmak her şeyden daha önemlidir. Ve bugün sizden rica ediyorum lütfen yüreğinizde bu ayarlamaları yapın. Amin. Ve Tanrı'nın e, istekleri doğrultusunda imanla adım atın. E, korkuyla geri adım atmayın çünkü Tanrı diyor ki geri adım atanlardan hoşnut olmayacağım Tanrı'yı hoşnut eden tek şey iman lütfen imanla adım atın açlıkla Tanrı'ya yaklaşın o kör adamlar gibi sizi susturmak istedikleri zaman daha da bağırın halelüya Rabbe Rabbi Amin. arayın hiçbir durumun hiçbir koşulun sizi susturmasına sizi köşeye sıkıştırmasına izin vermeyin Amin. Tanrı sizin için harika ve olağanüstü şeyler hazırladı Hı. ve lütfen potasyenize erişin Rab dua ediyorum ki lütfen kardeşlerim için lütfunla onların yüreklerinde işle ve Rab full potansiyellerinde yaşamaları için onları kaldır, Amin. ruhunla onları mes'ed ve onları güçlendir. Korkuyu bağlıyorum İsa'nın adıyla. Her türlü şeytanın yalanını, onlara karşı gelen yalanını, engelini bağlıyorum İsa'nın adıyla. Ve bugün onları İsa'nın adıyla özgür kılıyorum. Amin. Ve diyorum ki siz özgürsünüz. Hizmet etmek için Tanrı'da yürümek, haleluya olmanız gereken kişi olmak, ruhun gücüyle dolu ve... Doğaüstü üstü yaşam yaşayan bir imanlı olmak için, Amen. zaferli bir imanlı olmak için haleluya siz o lütfa sahipsiniz. Ve ayağa kalkın ve yürüyün İsa'nın adıyla halelüya. Ve belki diyeceksiniz ben henüz İsa'yı kabul etmedim ama bunu yapmak istiyorum. Hemen benle dua edin, gözünüzü kapatın ve bu duayı tekrar edin sevgili Tanrım. Sevgili Tanrı, İsa Mesih'i İsa Mesih Rabbim, Rabbim ve kurtarıcım olarak, ve kurtarıcım kabul, olarak ediyorum. kabul, ediyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Günahlarımı bağışla. Günahlarım bağışla. Beni yıka. Beni yıka, Beni temizle. Beni temizle. Yeniden doğmak. Yeniden doğmak. Tanrı'nın çocuğu, Tanrı çocuğu olmak istiyorum. çocuğu olmak Amin. Amin. Sevgili dostum, evet Tanrı'nın çocuğu oldun çünkü baba seni kabul Amin. etti, bağışladı ve akladı. Ailesini aldı ve seni çok seviyor. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz, sorularınız, sanıklıklarınız varsa Lütfen yazın. Pasörümüzü çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz başka bir program serimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Esen kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabb'i seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.